Şimdi sizlere Hasbet 838 Portable Ultrasonografi cihazı hakkında kısaca bir bilgilendirme sunacağım. Hasbet 838 Portable Ultrasonografi cihazı ve bununla beraber kullanılan diğer donanımlarından bahsedeceğim. Ultrasonografi probu, bataryası, şarj aleti, araç şarj kiti, batarya şarj kiti, USB kablo, data veri aktarım için, koruyucu kılıf, güneşlik ve askı aparatları. Öncelikle dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi, cihazı ilk açtığımızda batarya üzerinde bulunan koruyucu plastik kılıfı sökmemiz gerekiyor. Bataryanın çalışabilmesi için. Daha sonra bataryayı cihazımızın arka tarafına yerleştirip tırnağını çektikten sonra oturtuyoruz. Dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi, cihaz probu cihaz kapalıyken takma ve sökme işlemi yapacağız. Cihazımızı şarj etmek için adaptörümüzü adaptörümüzün besleme kablosunu ve adaptör soketimizi cihazın sağ alt tarafında bulunan girişe takıyoruz. Normal şartlarda cihazımızı kapalıyken şarj etmemiz gerekiyor. Şarj olduğu süreç içinde kırmızı ışık yanacak. Adaptörümüzün üzerindeki kırmızı ışık da aynı şekilde yanacak. Şimdi sizlere bataryanın sadece tek başına şarjını anlatacağım. Bunu yapabilmek için elimizdeki diğer adaptörü kullanacağız. Adaptörümüzden gelen soketi şarjıra takıyoruz. Şarjıra taktıktan sonra batarya üzerindeki bulunan plastik silikon kavuru açıyoruz ve soketimizi buraya takıyoruz. Şu anda tekrar cihazımız şarj olmakta. Bunu çıkardığımız zaman buradaki ışığın söndüğüne dikkat edin. Bu şekilde bataryayı da harici olarak şarj edebiliriz. Ya da bataryayı araç şarj kitiyle şarj edebiliriz. Bunun için araç şarj kitini yine elimizde bulunan biraz önce kullanmış olduğumuz şarjıra probu soketini yerleştiriyoruz. Tekrar batarya üzerindeki şarj girişimize takıyoruz. Bunu da araç çakmak girişimize takıyoruz. Bu şekilde de harici olarak bataryayı şarj edebiliriz. Cihazımızı açmak için zoom yazan on off butonuna bir süre basıyoruz. Cihaz açıldıktan sonra bataryamızın tam dolu olduğuna dikkat etmemiz lazım. Şu anda bataryamız bitmek üzere, kırmızı bir işarette. Mümkün olduğunca her açılışımızda cihazın bataryasının dolu olarak uygulamaya başlamamız gerekmektedir. Hasbet 838 Portable Ultrasonografi cihazında yeni hasta kaydı girişi ve uygulama seçimi. Sağ ok tuşuna basıyoruz. OK tuşuna basarak Patient Data'ya gelip OK'ye basıyoruz.
Daha sonra yeni hasta kaydı, New'deyken OK tuşuna basıyoruz ve oklarla burada hangi hasta ismini gireceksek o harfe gelip Shift tuşuna basarak büyütebiliriz. Buraya hasbet kaydı girelim hasta olarak. Daha sonra ID olarak da kulak küpe numarası ya da hastaya bizim kayıt olarak vermiş olduğumuz numara, bunlardan herhangi birini girebiliriz. Enter tuşuna gelip OK bastığımız zaman ID bölümüne geçmiş oluruz. Buraya da rakam olarak hastaya ait numarayı girebiliriz. Örneğin 001 hasta kaydı olsun. 00 1. Daha sonra tekrar Enter tuşuna basıp yaş girebiliriz. O. Tekrar Enter tuşuna basıyoruz. Hastanın cinsiyetini girebiliriz. Daha sonra hastanın boyunu girebiliriz. Kilosunu girebiliriz. Daha sonra Enter tuşuna basarak Save tuşuna basıp hastayı kayıt altına alırız. Üst ekranda da hastanın ismi ve hastaya vermiş olduğumuz kayıt numarasını görürüz. Mod tuşuna basarak o ekrandan çıkıp daha sonra yine aynı çerçeve yan menüde bulunacak şekilde OK tuşuna basıp seçmek istediğimiz uygulama bölgesini seçeriz. Exam'e inip OK tuşuna bastıktan sonra Bovin, Ovin, Canin, Felin, Equine, Porcine gibi hangi hayvan üzerinde uygulama yapacaksak o hayvanı seçip uygulama bölgesine, örneğin kardiyolojik uygulama, obstetrik uygulama, abdomen uygulama gibi herhangi bir uygulamayı seçip OK tuşuna bastıktan sonra burada da seçmiş olduğumuz uygulamayı görürüz. Uygulama sırasında cihazın hafızasında uygulamaya yönelik olarak hazır değerler karşımıza gelmektedir bu seçtiğimiz bölümlerle ilgili olarak. Sol ok tuşuna basıp OK tuşuna bastığımızda istersek çalışmış olduğumuz uygulamanın prop frekansını değiştirebiliriz. Ya da derinliğini değiştirebiliriz. Kazancını değiştirebiliriz. Mod tuşuna tekrar basarsak aynı menümüzün alt parametreleri ve ayarları gelir. Buradan dinamik range'i değiştirebiliriz. PTN, span, sağ sol değiştirebiliriz gibi istediğimiz uygulamanın çalışma yöntemimize göre bize uygun olan değerleri değiştirebiliriz. Hasta kaydı ve uygulama seçimini yaptıktan sonra cihaz üzerinde kendimize yönelik ayarları değiştirdikten sonra örneğin frekansı işte 7.5 MHz, 8.3 MHz ya da derinliği değiştirdikten sonra biz bu uygulamanın altına kendi kişisel ayarlarımızı kaydetmek istediğimiz zaman OK tuşuna basıp yan pencereye geçip tekrar OK tuşuna basıp Exam tuşuna basarak biraz önce kayıtlı olan uygulama menüsü gelmişti. Uygulama ve hayvan seçimi menüsü gelmişti. Bu menünün içinde örneğin Porcine'e gelelim. Porcine'de abdomende bizim biraz önce ayarlamış olduğumuz değerleri kayıt altına almak istiyorsak abdomen seçildikten sonra
Zoom tuşuna basıp klavyeyi aktif hale getirip klavyede U tuşuna geldiğimiz zaman buradaki ekranda da hangi tuşların ne işe yaradığını aynı zamanda görebiliriz. U tuşuna basıp OK dediğimiz zaman şu anki uygulama güncellensin mi diye bize bir soru işareti çıkar. Ve biz bunu OK dediğimiz zaman artık biraz önce ayarlamış olduğumuz kullanıcı değerlerini bu menü altına kaydeder. İstersek bu değerleri de D tuşuna getirtip silebiliriz. Yeniden adlandırabiliriz. Fabrika ayarlarına R tuşuna gelip fabrika ayarlarına geri dönebiliriz. Ya da bunları göster diyebiliriz V tuşuna gelip. V tuşuna gelip OK dediğimiz zaman biraz önce ayarlamış olduğumuz uygulamaya ait değerleri görebiliriz. Mod tuşuna basarak bu menüden çıkmış oluruz. Hasvet 838 Portable Ultrasonografi cihazında görüntü ve sinek kaydı yapmayı anlatacağım şu anda. Öncelikle cihazımızdan çıkan USB ara kablosunu kullanıyoruz. Buradaki USB girişine takıyoruz. Daha sonra USB'mizi buraya takıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken bir husus var. Öncelikle kaydımızı nereye yapacağımızı belirlememiz gerekiyor. Cihazın kendi hafızasına kayıt yapacaksak USB kablosuyla bizim USB diskimizi takmamıza gerek yok. Ama eğer dışarıya harici bir kayıt yapmak istiyorsak bunları takmak zorundayız. Yine sağ okla buradan OK tuşuna basıyoruz ve arşiv bölümüne geliyoruz. Arşiv bölümüne geldikten sonra burada setup'ımız var. Store setup, kayıt setup bölümüne inip store setup'ı seçtikten sonra imajımızı formatını seçiyoruz. Bu BMP olabilir. JPEG olarak kaydedebiliriz. Hangi formatta kayıt etmek istiyorsak görüntü kaydımızı ya da sinek kayıt formatımızı seçebiliriz. İşte AVI dosyası olarak, CTS dosyası olarak veya sinek kaydı olarak. Daha sonra kayıt yapacağımız bölgeyi seçeceğiz. İşte cihazın kendi hafızası ya da USB diskimize. Dosya formatını nasıl kayıt yapmak istiyorsak, işte gün tarih olarak, hasta ID ve tarih olarak ya da hasta adı tarih ya da üçü bir anda kayıt olarak OK tuşuna basıp bunu da onayladıktan sonra kayıt edeceğimiz bölgeyi seçiyoruz. Memory veya local storage hangisini istiyorsak burayı belirliyoruz. Daha sonra mod tuşuna basıp buradan çıkıyoruz. Mod tuşuna bastıktan sonra normalde ekranımızda şu anda uygulamaya yönelik kaydımız bulunmakta. Uygulama kaydımızı almak için freeze tuşuna basıp OK tuşuna çerçevemiz yan menüde olduğuna dikkat ediyoruz. OK tuşuna basıp buradan arşive geliyoruz. Arşive geldikten sonra imaj görüntüsü olarak kaydetmek istiyorsak store image ya da store sinek kaydından herhangi birini seçip öncelikle görüntü kaydı yapalım. OK tuşuna bastığımız zaman şu anda kaydımız yapılmış oldu. Yine buradan inip arşive inip store sine dediğimiz zaman da şu anda da video kaydı olarak cihazımız görüntümüzü kaydetmektedir. Burada da zaten kayıt yerimizi gösteriyor disk olarak. Daha sonra bunu incelemek istediğimiz zaman arşive inip review bölümüne, geri inceleme bölümüne geldiğimiz zaman OK dediğimiz zaman işte hangi tarihte kaydetmişsek o tarihin kayıt altına gelip OK dediğimiz zaman kaydettiğimiz görüntüyü ekrana alabiliriz. Hasvet 838 Portable Ultrasonografi cihazında ölçüm ve hesaplama uygulamalarının gösterilmesi. Öncelikle freeze butonuna basıyoruz. Daha sonra measurement ve calculation butonuna basıp
Burada yapmak istediğimiz ölçüm veya hesaplama bölümünü seçiyoruz menüden. Mesela elips bir alan çizme. Elipse gelip OK dedikten sonra okla inip A noktasını ve B noktasını belirleyip daha sonra da sağ ve sağ sol oklarla elips alanı çizebiliyoruz. Ve aşağıda da baktığımız zaman buraların santimetre kare ve kaç santim olduğunu bu alanın görebiliyoruz. Yine bu menüye basıp açı hesaplaması yapabiliriz. Örneğin Angela gelip OK dedikten sonra OK tuşuna basıp sağ okla istediğimiz yere gidip daha sonra ikinci bir çizgi oluşturup OK tuşuna bastığımız zaman buradaki açıyı 51.34 derece olarak görüyoruz. Buradan Measurement Calculation butonuna basarak uygulama üzerinde istediğimiz ölçüm veya hesaplamayı yapabiliriz. Histograma gelip histogram çıkartabiliriz. Ya da buradan bir plain volume bunu ayarlayabiliriz. Yapmış olduğu, cihazın yapmış olduğu hesaplamaları yan alt menüde görebiliriz. Mod tuşuna basarak, Press tuşundan basarak bu ekrandan çıkabiliriz. Aspect 838 Portable Ultrasonography cihazında görüntüleme modlarının seçimi ve setup ayarlarının incelenmesi. Görüntüleme modlarını hasta kaydını yapıp uygulama bölgemizi seçtikten sonra mod tuşuna bastığımızda şu anda B mod, B artı B mod, M mod, yine M mod gibi modları değiştirerek istediğimiz görüntü bölgesini istediğimiz modda inceleyebiliriz. Cihaza ait setup ayarlarının incelenmesi. Çerçevemiz sağ tarafta yan menüde, çerçevemizi yan menüye aldıktan sonra OK tuşuna basıp setup tuşuna setup'a OK dedikten sonra sistem setup'a basarak işte tarih saat ayarlarını, tarih formatını, sonra zaman formatını seçebiliriz. Buradan mod tuşuna basarak geri döneriz. Sonra bize ait işte klinimize ait ismi girebiliriz. Cihazın işte kendisini kapatırken bize soru sorup sormamasını seçebiliriz. Sonra burada en önemli konulardan bir tanesi screen display mod. Burada cihazımız sağ el, sol el veya otomatik olarak ekran görüntüsünü bize göre ayarlayabilir. Bu menüden istediğimiz yönü seçerek kullanım kolaylığı sağlayabiliriz. Mod tuşuna basıp geri çıkabiliriz. Grid tuşunda ekran üzerindeki görüntünün gridlere bölünmüş olup olmadığını, olup olmamasını istiyorsak buradan on off yaparak seçebiliriz. Auto freeze, cihaz belli bir süre sonra kendisi otomatik olarak freeze'e geçer. Bunu seçebiliriz. Ekran koruyucu seçebiliriz. Dil seçebiliriz gibi setup ayarlarını buradan istediğimiz şekilde kullanıcıya yönelik değiştirebiliriz. İmaj görüntülerine ait ayarları buradan seçebiliriz. Ondan sonra bunun dışında da bu menüde bizim sadece video out cihazımızı herhangi bir video sinyaliyle alıp görüntüleme aracına bağladığımız zaman hangi formatta çıkış yapmasını seçmek istersek onu seçebiliriz ama bizim ülke standartlarımız PAL'dir. O yüzden cihazın kendi çıkış değerinde kalması uygundur.